arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 renkten zikzak modelli güzel bir yelek çalışması yaptık. İleğimizi gördüğünüz gibi robasını düz klasik roba olarak ördüm. Daha sonra zikzaklarımızı 3 renkte uygulayarak yeleğimizi tamamladık. Kollarımıza düz olarak her iki rengi kullanarak şöyle bir uzunluk ve hava kattık her iki kolumuza. 3 tane düğmeyi sadece roba kısmında kullandım. Arkasını çeviriyorum. Arkasında ise bakınız modelimiz gayet hoş durmakta. Her yaş için uygulayabilirsiniz. Kendinize de örebilirsiniz. Yukarıdan belli bir genişliği ördükten sonra istediğiniz kadar modelimizi büyütebilirsiniz. Şimdi ölçülere bakalım. Omzumdan aşağıya kadar ölçüyorum. 30 santim kol altından ölçüyorum 20 santim kol genişliğinden şöyle bakıyorum 23 santim deliğimin ölçüleri Dilerseniz iki renkle de bu modelimizi çalışabilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmama başlamak istiyorum kolay gelsin önümüz için örmeye başlayalım bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum İpimi şöyle gevşetip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincir çekiyorum ve işaretimi son zincirime takıyorum. Ve yeniden kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zincir de kolumuz için çekelim ve son zincir içerisine girerek işaretimizi takalım son zincire takıyorum ilmeğimi alıyorum yeleğimin arkası için örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane zincir arkamız için çekiyorum ve son zincire işaretimi yeniden takıyorum. Her bölümü işaretlerle ayırıyorum. Kolum için tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincir çekiyorum. Son zincire işaretimi takıyorum. Son olarak önümüz için yeniden 12 tane zincirimizi çekelim. Şu ipim yarımlamasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim ve birinci sıramı bu şekilde tamamladım. 12, 12 önderimiz 14, 14 kollar, 22 zincirde arkamız için çekerek başlangıç zincir sırasını ayarladım. 1 ve 2 tane zincir geri çekiliyorum. Bakın, 1 ve 2. 2 zincir ilave ediyorum. 1, 2. Toplamda 4 zincirimiz oldu. 1, 2, 3, 4. Geri çekilmiş olduğum son zincir yuvası içerisine girerek ilk trabzanı örüyorum. 1, 2 ve 3. Birer birer zincirlerimin içerisine girerek trabzanlarımızı örelim. 12 trabzan önümüzde olacak. 2 zincir ilavesi yapmıştık. O ıı, dengemizi kuracak. Tam 12 trabzan olarak sayımızı oluşturacak. Birer birer ilerliyorum. İşaretimi taktığım yere kadar örüyorum. Sayalım. 1 2 4 6, 8, 10 ve 12. Bakın tam 12 tane trabzanımız oldu. İşaretimin bulunduğu noktadayım. 1 ve 2 tane zincir çekerek ayrım yerine örüyorum. Ve buradan işaretimi çıkarıp çıkardığım yere trabzanımı örüyorum. Buraya değil bakınız. Çıkardığım yere giriyorum. 1, 2, 3. Yine hiç atlamadan çekmiş olduğum 14 tane zincir içerisine 14 trabzanımı örerek kolumuzun birinci sırasını da tamamlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 toplam 14 trabzanımızı ördüm. 14.'ünün üzerine 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Çıkardığım yerden örmeye başlıyorum. diğer işaretime kadar birer birer trabzanlarımı örerek bitiriyorum ve her bölümü aynı şekilde örüyorum zincirlerimizi örüp bölüm aralarında ikişer tane zincirimizi çekip tekrar trabzanlarımız örelim ve sıra sonunda yeniden görüşelim trabzanlarımızın tamamını örerek birinci sıramızı bitirdik Şöyle görelim bakınız arkamızı ördüm. İki zincirimi çekip kolumuza geçtim. Tekrar iki zincirimi çekip son olarak 12 trabzan önümü ördüm. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza bitiş yönümüzden bitirdiğimiz yönden bakınız çevirmeden 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak her trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. 1, 2 3 1 2 3 Zincirimize kadar bütün trabzanlarımı örüyorum. Son iki trabzanım kaldı. Bir ve iki. Birinci sırada ördüğüm trabzanlarımın üzerine birer birer yeni trabzanlarımı ikinci sıramda ördüm. Zincirimin hemen yanındayım. Zincirimin bulunduğu yere iki tane artış trabzanı örüyorum. Zincir içerisine giriyorum. Bir, iki, üç. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç. Araya yine iki tane zincirimi çekiyorum. Kolum için olacak iki trabzan artışı zincirimizin içerisine örüyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı buradaki zincirimizin içerisine yerleştirdik ve hem önümüze hem de kolumuza artışı yaptık ve ilk trabzandan örmeye başladım. Şimdi alttaki trabzanları aynı şekilde örerek zincirimin bulunduğu noktaya doğru ilerliyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Şöyle görelim. Buradan kolumuzu örüyoruz. Zincirimin bulunduğu noktadayım. Tığımın başını doluyorum. Yine burada yapmış olduğum işlemin aynını tekrar ediyorum. İki tane trabzan. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Zincir sonrası yeniden iki tane trabzanımı artış olarak örüyorum. Ve sıradaki arkamız için ayarladığımız bütün trabzanları birer birer örüyorum. Yine buraya geldiğim zaman tıpkı burada çalışmış olduğum gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı buraya örüyorum. Daha sonra yine trabzanlarımı örüyorum. İki trabzan, iki zincir, son zincir yuvasına yani ayrım yerimize gelerek örüyorum ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz ikinci sıramızda son trabzanımıza varana kadar örerek geldim üçüncü sıram için üç tane zincirimi çekiyorum yine çevirerek trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum Yine artış yerlerimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak örelim ve yeterli ölçü olana kadar robamızı çalışmaya devam edelim. Bakınız iki sıramızı bu şekilde tamamladık. Yine bölümlerimizde ikişer artışımızı yaparak biraz büyültelim. Robamızı örerek büyüttüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra ördüm. 9. sırayı örerek başladım. 9. sıramızla birlikte robamızı artık ayırıyoruz kollarımızı. Gövde kısmı olarak öreceğimiz bölümümüzü hazırlıyoruz. Şimdi birer birer örerek geldim. Son trabzanımı örüyorum. İki trabzan yine iç kısma artışımı yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum kol altı için. Şu şekilde büküyorum ve arkamızı örmeye başlayacağız tığımın başını doluyorum giriyorum bir tane artış yaptım araya ikinci artışımı yine aynı şekilde örüyorum ve başlıyorum arkadan bütün trabzanlarımı örerek diğer kolumuzun olduğu yere doğru örerek ilerliyorum şöyle bakalım Burayı birleştirdim. 3 zincir devam ediyorum. Sona kadar örerek geldim. Artış yerimi bulunduğu yerdeyim. 2 tane trabzanımı yine örüyorum. 1 ve 2. Arkamızı birleştirdim. Ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Ve zincir içerisine 1, 2 trabzanımı örüyorum. Kalan bütün trabzanlarımı ördükten sonra birleştirme işlemini bitirmiş oluyoruz. Kollarımızın altına zincir çekerek kolumuzu ayırdık. Önlerimizi ve arkamızı modelimizi uygulayarak örmeye başlayalım. Bitirdiğim yönde 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradan itibaren örmeye başlıyorum. Zincirimin üzeri kenardaki trabzanım olarak kabul ediyorum ve hemen ikinci trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum İki trabzanımız oldu her biri farklı trabzan üzerine 3 ve 4 her biri farklı trabzan üzerine 4 trabzanımızı ördüm araya bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp 3 tane yan yana trabzanımı örüyorum 2 ve 3 her bir trabzana bir tane batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sırayla trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzanım örüyorum. Bir atlıyorum. Yukarıda bir zincir çektikten sonra atlıyorum. Yan yana üç tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir bir atlayıp Diğerine batıyorum. Kol altına doğru geliyorum. Yaptığımız işlemimiz bu. Başlangıçta sadece 3 tane, 4 tane trabzanımız var. Geri kalan bir zincir 3 trabzan şeklinde devam ettim. Kol altına geldim. Kol altına kadar bakınız. Şöyle ördüm. Kol altında 3 tane zincirimiz vardı. Ortadaki zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanı örelim. Öncesinde bir tane zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Ortadaki yani ikinci zincir içerisine giriyorum. 3 tane trabzan aynı yere örüyorum. 1, batıyorum, 2 ve tekrar aynı yere girerek örüyorum. 3. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Bir zincirimi çektikten sonra arkadaki trabzanımın ilkine batıyorum, yanındaki ve yanındaki bir zincir, bir atla üç trabzan şeklinde arkadaki bütün trabzanlarıma örerek ilerliyorum. 3er trabzan bir zincirimizi arkamızdan örerek ilerledim. Kolumun bakın altında tam 3 zincirimi çektiğim yere ikincisine 3 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekerek öndeki trabzanlarımı diğer ön parçada ördüğüm gibi aynı sıra üzere örerek ilerliyorum. Her trabzan üzerine bir tane trabzan araya bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum sıramı tamamlıyorum sıra sonuna kadar örerek geldim en son 4 tane trabzan ördüm başlangıçta da 4 trabzandı bitişte de 4 tane trabzanımızı ördük şimdi ikinci sıramıza başlayalım bitişte 3 tane zincirimi çekiyorum çeviriyorum şöyle görelim şuradaki 3 tane trabzanımızı örmeden 1 2 tane daha zincirimi ilave ediyorum tığımın başını dolayarak şu boşluğun içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 üçüncüyü tam kapamıyorum ikinci rengime geçiyorum ikinci renk olarak gri ipimi alıyorum çekiyorum üçüncü çekimi yaptım bir tane de zincirimi ilave ediyorum Şöyle sıkıştırıp düzeltiyorum. ilmeğimi küçültüyorum. İpimin her ikisini aynı anda yürüteceğim. İki rengi de öreceğim için kahverengi alttan şimdi alıyorum. Grimizi öreceğiz. Hemen boşluğun içerisine yani ilk zincirin içerisine geliyorum. iplerimi alıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. İlkini ördüm. 1 2 Üçüncü tam çekip kapamıyoruz. Bir, 2 örüyorum. Griğimi bırakıyorum. Kahverengimi alıyorum. Üçüncü kapanışı onla yapıyorum ve hemen bir zincir. Bu kez gri altta kalıyor. Ve trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir, 2, 3. tam örmüyorum. İki defa örüyorum. İpimi şöyle alıyorum. Gri rengimle kapatıp bir tane zincirimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Kahverengim altta. 1 2 3. 2 defa çekiyorum. 3. çekme işini kahverengi ile yapıyorum. Her renk geçişinde bu şekilde örüyoruz. 1 tane gri, bir tane kahverengi grubumuzu sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Örmediğimiz renk altta ilerleyecek. 1 2 Üçüncüyü de hep üçüncü trabzanımızın son alımını geçeceğimiz iple yapıyoruz. Bir tane zincir şöyle buradaki bolluğu da çekerek gideriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. tekrar alıyorum. Kahverengi ipimle geçiriyorum ve bir zincir şöyle sıkıştırıyorum. Kırayım altta Sona kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Gri rengimle kapanışı yapıp bir tane zincirim çekip şöyle de burayı düzeltiyorum. Şöyle görelim. Devam edelim. Gri ve kahverengiyi birlikte götürdüğümüz sıramızı tamamladım. Şöyle bakalım arkadan. Bir tane gri, bir kahverengi, bir gri, bir kahverengi olarak uç noktaya kadar geldim. En son kahverengiyle trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzan üzerinden griyimle geçişimi yapıp bir zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak sondaki trabzanın üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve buradan kahverengi ipimi artık kesiyorum. Bu sırayı tamamen gri olarak öreceğiz. Hemen yanına başlıyorum örmeye kenarımızla birlikte toplamda 4 tane trabzanımız olacak 3 oldu dördüncüyü örüyorum bir tane zincirimi ilave ediyorum 4 trabzan sonrası tığımın başını doluyorum diğer sırada griyimizin üzerinden geçtiğimiz yerlerde görülen grileri şöyle alttan alıyorum araya sıkıştırarak 3 tane trabzanım örüyorum 2 ve 3 bu sıra tamamen gri 3 trabzanım tamamladım bir zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum alttan alıyorum şuradan bakınız başını doladım ve ilerliyorum 1 2 3 bir tane zincir giriyorum 1 2 ve 3 tekrar bir tane zincir çekiyorum alttan şöyle alıyorum 1 2 3 sona kadar sıramızı örerek tamamlayalım gri rengimizde sıramızı tamamladık da boydan boya örerek bitirdim Şimdi üçüncü rengimizle birlikte griğimizi örmeye devam edeceğiz. Dilerseniz iki renkte de devam edebilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. Üç trabzanımı ördüm. Dördüncü trabzanımı zincirimin üzerine batıyorum. Örüp kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çekiyorum. Dört trabzandan sonra. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ilk boşluğa gri rengimle örüyorum. 1 2 Üçüncüyü iki defa örüyorum ve hardal rengimle devam ediyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yuvaya hardalımla örüyorum. Bir, iki, 3-2 defa alıyorum ipimi bırakıp griyimle kapatıyorum. Bir zincirimi griyimle çektikten sonra sıradaki yuvaya gri rengimle 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 alıyorum. Bir zincir. Altta griyimizi götürüyoruz. 1, 2, 2'yi kapatıyorum. Üçüncü trabzanı iki defa örüp kapamasını gri ile yapıyoruz. Tıpkı şuradaki ilk başlangıç sıramızdaki iki renkli ördüğümüz gibi bir tane gri bir hardal, bir har, e, gri bir hardal şeklinde sıramızı tamamlayalım. Sıramızı bir gri bir hardal olarak örüp tamamladım ve en son uç kısımdayım. Üçüncü trabzanımı hardalımla kapadım. Şöyle bakalım. Sıramın başını doluyorum, en sondaki trabzan üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buradan gri rengimi artık kesiyorum. Her rengimizi 3 sıra örüyoruz. İlk sıra kurulum olduğu için 2 sıra örmüştük. Her rengimiz bakınızda 1 sıra. İkinci sırada tamamen ördüğümüz, götürdüğümüz rengi örüyoruz. Üçüncü sırada yine değiştirerek renklerimizin yerlerini örüyoruz. Çeviriyorum. Şöyle bakmanızı istiyorum. devam edelim. 3 zincirimi çektim. Bu sırayı tamamen hardalımla örüyorum. Tığımın başını dolayarak ilk trabzan üzerine şöyle şuraya giriyorum. Buraya değil bakınız. 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle alttaki görünen iplerimi alarak arada gizliyorum. 1 2 3 Bir zincir alttan şöyle götürdüğümüz ipi alarak ilerliyorum. Ve 3 bir zincir alttan şöyle alıyorum sona kadar örelim tek renk olarak sıramızı örerek geldim bu bir ikinci sıraydı şimdi üçüncü sırasını örüyoruz her rengi üç defa örüyoruz bakınız griyimizden sayalım bir iki üç önce bir renkle Sonra tamamen kullandığımız tek renkle, sonra değiştireceğimiz renkle e, beraber örüyoruz. Uç noktaya kadar geldim, tığımın başını doluyorum. Zincirimin üzerine uygun bir şekilde girerek 1, 2, 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve ilk yuvaya aynı rengimle trabzanımı örmeye başlıyorum bir alt sırada uyguladığımız şekilde uyguluyoruz iki defa örüyorum üçüncü rengimi alıyorum çekiyorum bir tane zincir şöyle altta kalan ipimi bırakıyorum diğer kahverengimi alıyorum yuva içerisine gelerek giriyorum bir bu kez kahverengi ile hardal rengini aynı anda yürütüyoruz iki ördüm ipim şöyle önde Ardalımı alıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak diğer yuva içerisinde trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum. 2 ve 3 Tekrar 1, 2, 3. Yeni rengimle örüyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Ardalım altta. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Diğer renklerimizde kurduğumuz gibi yeterli ölçü olana kadar sıralama üzerinden örerek devam edelim. Üçüncü öreceğimiz renkle kapatıyoruz ve bir zincir. Evet sıramızı örerek büyültelim. Renklerimizi değiştirerek örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ise yine kahverengimizde yani robamızı başladığımız renkle tamamladık. Şöyle görelim iliğimizi. Çok güzel oldu. Ben e, önünün bir parçasını çalıştım sık iğnelerimle. Burası düğme dikeceğim bölüm ve kolumuzun bir tanesini de yine çalışarak tamamladım. İki rengimin ikisini de kullandım hem kremi hem e, hardalımı üzerine de ana rengimiz olan kahverengimizi kullandık. Şimdi diğer tarafı çevirerek hemen şu yandan buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi aynı şekilde yapalım. Ama bu tarafta ilik çalışması da yapacağız. İlik çalışmamızı sadece ben roba kısmında kullanmak istiyorum. Aşağı kısmında ilik çalışması yapmayacağım. Tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve yakamızın en üst kısmından başlıyorum. Şöyle trabzanımın arasına giriyorum. Bir tane zincir çekip sabitliyorum. İpimi şöyle yana alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki defa giriyorum. Tekrar diğer trabzana geçiyorum bir ikinci kez giriyorum iki başını doluyorum bir sonraki trabzan sırasına iki defa batıyorum başını doluyorum bir iki aşağıya geçiyorum her sıraya iki defa başını dolayarak tek seferde çekme işlemimizi yapalım sıra sonuna kadar ilerliyorum bakınız her rengime yine 2 defa batıyorum 2 giriyorum 1 giriyorum 2 1 2 son sıramızdayım şuradayı yine iki tane örüyorum 1 2 bir zincir çekiyorum ve dönüşümü yapıyorum. Bakınız diğerinde de İlk sıramızı bir defa başını dolayarak aldım. Diğerlerini sık iğne olarak çalıştım. Zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Bütün biraz önce örmüş olduğum tek seferde çekmiş olduğum trabzanlarımın tepesine birer birer batarak sık iğnelerimi çalışıyorum. Hepsinin tepesine bir tane sık iğne. Yukarıya doğru çıkalım. Robamızın bulunduğu yerde yeniden görüşelim. Aşağıdan yukarıya doğru sık iğnelerimi örerek geldim. Şimdi robamızın bulunduğu yerdeyiz ve ilk kahverengi modelimizin olduğu yer. 2 tane zincirimi çekiyorum bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğnemin olduğu yere gelip atıp ilk iliğimi açmış oluyorum ve devam ediyorum 2 zincir çektim alttan bir tane sık iğnemi atladım yukarıdan sayalım 1 2 3 4 5 5. de ikinci iliğimizi açalım biraz daha örüyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 tam bu noktada iki tane zincirimi çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci şöyle altından batıyorum ve ikinci iliğimi açmış oluyorum ve birer birer sık iğnelerimi ilk sıraya kadar götürüyorum ilk sıkı, ilk sırada yine bir tane ilik çalışması yapacağız ilk sıramıza geldim 2 tane zincirimi çekiyorum bir tane atlayıp batıyorum hemen dibine bir tane daha sık iğnemi örüp bir zincir çekip geri çekiliyorum. Dönüyorum. Ve birer birer örüyorum. İki zincirimin olduğu yere yine bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane yapmıyorum. Bir yeterli. Diğerlerinin tepesine de birer birer örerek aşağıya iniyorum. İleğimin bulunduğu noktaya şöyle bakın zincirimin bir tane sık iğne yeterli devam ediyorum yine bir tane sık iğne örüyorum ileğimizin içerisine şöyle İpimi yarımlamadan alalım ki düğme takmamızda sıkıntı olmasın. Ve sona kadar birer birer örerek ilerliyorum. Uç noktaya kadar örerek geldim şu şekilde. ipimi kopardım, tamamlandıktan sonra şimdi altı çalışmaya başlayalım. Altı tersten örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradan uç noktadan giriyorum. Sık iğnemin bulunduğu noktadan bakın bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak dibine batıyorum altta kalan ipimi de alarak ilerliyorum sonrasında birer birer trabzanlarımın arasına giriyorum şurada bir zincirimiz vardı giriyorum trabzanımın tam arasına batarak ilerliyorum şekilde bakınız başını dolayıp bir defa çekiyoruz ve örgümüzü ters yüzünde tabi dilerseniz diğer taraftan da gelebilirsiniz ama şu uçtan en uçtan başlama adına buradan örmenizi tavsiye ederim diğer uca doğru ilerliyorum uç noktaya kadar geldim şimdi daha önce yapmış olduğumuz kenarlarımızı da alacak şekilde örelim batıyorum 3 noktaya bir daha batıyorum 1 iki tane zincirimi çektim geri dönüşümü yapıyorum alttaki yapmış olduğumuz trabzanlarımızın üzerine birer birer yine aynı şekilde başına dolayıp batıyorum sona kadar bu şekilde ilerliyorum Sona kadar örerek geldim. En son bakınız batıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimizi buradan kesiyorum. Şöyle görelim. Alt sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi en son e, gri rengimizde bütün çevreyi e, tamamen örelim. Ve e, yeleğimizin kolu hariç kenar çevreleri tamamlanmış olsun. Gri rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yakaya geliyorum. Yakamızın bulunduğu en uç noktadan giriyorum. Bir zincirimi çekip ipimi arkaya alıyorum ve sık iğne olarak örüyorum. Her bir trabzan arasına bakınız ipimizi de gizleyerek sık iğnelerimizi örelim. Her birisine bir tane batıyorum. Araya geldim. Artışın. Oraya da giriyorum. Birer birer Bütün kenarlarımızı örelim. Yakamızı örerek tamamladım. Şimdi yan kısma başlıyorum yan kısmın dönüş yerine bir tane daha sık iğnemi örüyorum ve sonrasında birer birer bütün sık iğnelerimin tepesine batarak ilerliyorum başlangıç yerimize kadar aynı şekilde örerek ilerleyelim hemen şuradaki kalan ipimizi de alalım kötü görüntü olmasın başlangıç noktamıza kadar geldim bakın şimdi hemen başlangıç noktamızın yanındayım giriyorum aynı yere bir tane sık iğnemi örüyorum daha sonrasında şuraya batıyorum ipimi alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum yeniden bir zincirimi çekerek ipimi buradan kesiyorum ve düğümümü atmış oluyorum bu şekilde bütün çepe çevre örmüş olduk. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi kolumuzun bir tanesini ben çalışmıştım. Diğerini sizlerle birlikte hemen çalışmaya başlayalım. Yine gri ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız üçer trabzanımı ördüm. Gri ipimle üzerine hardal rengimle ördüm. Her zaman olduğu gibi kolumuzun altından ve düz yönden başlıyoruz örmeye tam kol altından giriyorum buraya bir zincirle sabitleniyorum Tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki trabzanın içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere. Araya bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde ilerliyorum. Buradaki artış yerbin hemen yanına giriyorum. 1, 2, 3. Kol altında yığımı yapmayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakınız diğer kolumda 1, 2, 3. Aralarda üçer tane trabzanımız var. Tıpkı diğerlerine uyumlu bir şekilde. Burada da 1, 2, 3. Şöyle başını doluyorum. Batıyorum ve aynı yere 3 trabzanımı örüyorum araya bir zincir çekiyorum 1 2 üçüncünün araya giriyorum başlangıç yerine kadar bu şekilde örüyorum bütün trabzanlarımı ördüm en son bitiş yerindeyim şöyle görmenizi istiyorum şu ayrım yerinin bulunduğu yere son trabzan grubumu ördüm bir tane zincirimi çekiyorum araya bir daha örmüyorum hemen şurada zincirimiz vardı altından girerek ilmeğimi kaydırıyorum ve yine bir zincirimi çekip ipimi buradan keserek gri renkteki işlemimi tamamlamış oluyorum şimdi hardal rengimizle örmeye başlayalım hardal rengimizde araya bir tane zincir çekmeyelim üçer trabzan şeklinde örelim Yine alttan başlayalım. Şu aradan girelim. Yine şuradan başlayalım. Bir tane zincirimizi çektikten sonra geçişimizi yapalım. Evet zincirimi çektim. Tığımın başında doluyorum. Üç defa da alalım. İplerimizi arkadan gizlemekteyim. Bir. 2 3 Araya zincir çekmeyelim. 1 2 ve 3 araya zincir çekmiyorum direkt dolayıp batıyorum daha derli toplu dursun diye kolumuz tamam başını doluyorum bütün yuvalara üçer trabzan örelim başlangıç yerinde tekrar bitişi birlikte yapalım bitiş noktasına kadar geldim şöyle yine aynı şekilde şuraya batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz ve son olarak robamızda kullandığımız ana rengimizle çerçevemizi yapıyoruz bakınız ne kadar güzel oldu bir tane zincirimi çekiyorum yine iplerimi kopardığım yere geliyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve araya batıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum araya batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çekip şu araya sık iğne ile batıp kapatıyorum 3 zincir 1 2 3 Başlangıç yerimize geldim. Bir tane zincirimi çektim. Şuradaki 3 zincir çektiğim yere geçişimi yapıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip düğümümü atıp ipimi buradan kesiyorum ve yeleğimin düğmeler dışındaki bütün bölümlerini tamamlamış oluyoruz. Şöyle görelim. Şimdi isteğinize uygun renkteki düğmelerimizi 3 tane şu karşıya dikelim. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle arkasını da çevirmek istiyorum. Evet. Gayet hoş oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.